Sevgili 5. sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çarpma işlemini öğreniyoruz. Aynı terimli sayılardan oluşan toplama işleminin kısa yoluna çarpma işlemi diyoruz. Çarpma işleminde çarpılan her bir sayıya çarpan işlem sonucuna çarpım denir. 235 kolinin her birinde 48 yumurta vardır. Tüm kolilerdeki toplam yumurta sayısı kaçtır? Birinci kolide 48 yumurta. İkincisinde 48, 48, 48, 48. Bu şekilde bizden toplam yumurta sayısını istiyor. Bu durumda 48'leri ard arda toplayacağız. Toplama işlemi yapılıyor değil mi? Aynı terimli sayılar toplanıyor. Kısa yoldan çarpma işlemi yapabiliriz. 235 tane 48'i çarpalım. Çarpma işlemi yaparken ikinci sayımızdaki birler basamağından başlıyoruz. Birinci sayının tüm rakamları ile sırayla çarpacağız. Sanki 4 yokmuş gibi. 8 ile önce birler basamağını, onlar basamağını ve yüzler basamağını çarpıyoruz. Artık çarpım tablosunu ezberlemiş olmamız gerekiyor. Parmakla saymayı bıraktık. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 3, 24. 4 eklersek 25, 26, 27, 28. Elde var 2. 8 kere 2, 16. 2 eklersek 18. Bakın 8 ile çarpmayı yaptık. Şimdi geldik 4 ile çarpmaya. 4 ile çarpma yaparken 4 hangi basamakta? Onlar basamağında. Onlar basamağın hizasını yazacağım. Yani bir basamak sol tarafa kaydırıyoruz. Birler basamağını boş bırakıyoruz. 4 ile çarpmaya geçtik ve sırasıyla Yine birler basamağından başlayarak çarpıyoruz. Önce 5, 3 ve sonra 2 ile. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 eklersem 14. Elde var 1. 4 kere 2, 8. Eldeki ile 9. Toplama işlemi yapıyoruz en son. 0, 8, 12. Elde var 1, 11. Buradaki çarptığımız sayıların her birine çarpan, 48'e de çarpan, işlem sonucumuza da çarpım diyoruz. Çarpma işleminde verilmeyen çarpanı nasıl buluyoruz? İki yöntemimiz var. Birincisi bölme işlemi yaparak. Daha bölme işlemi konusuna geçmediğimiz için ikinci yöntemi anlatacağım. Öncelikle 452 sayısıyla bir sayıyı çarpmış, ve ulaştığı sonuç verilmiş. Birler basamağı ile çarpıp 1808 sayısına ulaşmış, onlar basamağı ile çarpıp 3164 sayısına ulaşmış. Demek ki verilmeyen çarpanımız iki basamaklı. Öyleyse deneme yanılma yöntemini uyguluyoruz. Birler basamağı ile başlıyorum. Birler basamağı ile 2'yi çarpmış, 8'e ulaşmış. Birler basamağı ile 5'i çarpmış, 0'a ulaşmış. Öncelikle 2 ile hangi sayı çarparsak 8 yapar? 4. 4 kere 2, 8. Öyleyse 4 olabilir. Yerine yazıp kontrol ediyorum. Bakalım 1808 olacak mı? 4 kere 2, 8. Eldesi yok. 4 kere 5, 20. Sıfırını yazdık. Elde var 2. 4 kere 4, 16. 2 eklersem 18'e ulaştım. Bakın gördüğünüz gibi birler basamağını 4 olarak bulduk. Geldik onlar basamağına. Onlar basamağıyla 2'yi çarpmış 4'e ulaşmış. 2 ile kaçı çarparsam 4 yapar? 2 kere 2, 4 yapar. Öyleyse 2 yazıp deniyorum. Bakalım buradaki sayıya ulaşacak mıyım? Eğer ulaşmazsam silip devam edeceğim başka sayılar aramaya. 2 kere 2, 4. Eldesi yok. 5 kere 2, 10. On. Onun 0 olması gerekiyordu. Demek ki 2 kuralı sağlamadı. Devam ediyorum. 2 ile Kaçı çarparsam 4 ya da 14 ya da 24 yapar. 2 ile 7'yi çarptığımız zaman 14 yapar. 14'ün 4'ünü yazmış. Eldesini atmış olabilir. Öyleyse 7'yi yazıp kuralı sağlıyor mu bakalım. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 5 35 eldekiyle 36'nın 6'sı elde var 3. 7 kere 4 28 3 eklersem 31 yapar. Bakın onlar basamağında. 7 olarak bulduk. Çarpma işleminde verilmeyen rakamları nasıl buluyoruz? Bir önceki örnekte yaptığımız gibi deneme yanılma yöntemiyle bulacağız. Öncelikle toplama işleminde verilmeyen rakamlar var. Önce buradan başlayalım, daha kolay olacak işimiz. Toplama işleminde verilmeyen rakamlar nasıl bulunuyordu? Birler basamağından başlıyorduk. Çünkü bir elde bir onluk gelebilirdi. 4 6 elde ve onluk yok. 9'a kaç eklersem 1 yani 11 yapar? 2. Yıldızı 2 olarak buldum. 9, 2 daha 11. 11'in biri elde var 1. 3'e kaç eklersem 10 yapar? 7. Bakın yıldızı 2, kareyi 7 olarak bulduk. Şimdi çarpma işlemimize bakabiliriz. 8 ile 3'ü, 6'yı ve daireyi çarpmış. 2904'e ulaşmış. Çarpalım. 8 kere 3, 24. Elde var 2. Bakın çarpma işleminde de her zaman birler basamağından başlıyoruz. Direkt gidip daireye bakarsanız eğer hata yaparız. Neden? Çünkü birler basamağından bir elde bir onluk gelebilir. Bakın geldi de 2. 6 kere 8 48. 2 eklersem 50 yapar. 50'nin sıfırı elde var 5. 8 ile daireyi çarpmış. Sonra eldeyi toplayarak 29'a ulaşmış. Peki eldeyi toplamadan önce... Yani 29'dan 5'i çıkardığımda kaça ulaşıyordu? 24'e. Demek ki 8 ile daireyi çarpmış, 24'e ulaşmış. 8 ile kaçı çarparsak 24 yapar? Harikasınız. 3'ü. Kontrol edelim. 8 kere 3, 24. Elde var. 2. 6 kere 8, 48. 2 eklersem 50. Elde var. 5. 8 kere 3, 24. 5 eklersen 29 yapar daireyi 3 olarak bulduk. Geldik onlar basamağına. Onlar basamağını çarptığımız zaman 726 sayısına ulaşacağız. Önce birliklerle çarpıyoruz. 3 ile kaçı çarparsam 6 yapar. 3 kere 2, 6. Önce deniyorum. Bakalım kuralı sağlayacak mı? 3 kere 2, 6 eldesi yok. 6 kere 2, 12 elde var. 1, 3 kere 2, 6 eldeyi eklersem 7 yapar. Bakın üçgeni de 2 olarak bulduk. Çarpma işleminde verilmeyen çarpan var ve bizden işlem sonucunu yani çarpımı istiyor. Baktığımız zaman verilmeyen çarpan iki basamaklı A A rakamından oluşuyor. Yani iki basamağı da aynı rakam 11, 22, 33, 44, 55, 66 gibi. Burada A rakamını bulmamıza gerek yok. Birler basamağındaki a ile, 275 sayısını sırayla çarpmış ve 1650'ye ulaşmış. Onlar basamağındaki A rakamı ile yine aynı sayıyı çarpıp tabii ki aynı sonuca ulaşacak. Bakın birinci A ile yani birler basamağındaki A ile çarpıp bu sonuca ulaşıyorsa onlar basamağındaki A ile de çarpıp yine aynı sonuca ulaşacak 1650. Burada dikkat edeceğimiz şey bir basamak kaydırmayı sakın unutmayın. Burası 1650 olacak. 1650. Bakın bir basamak kaydırdık. Şimdi toplama işlemimizi yapabiliriz. A rakamını hiç bulmamıza gerek yok. 8 18150. Çarpma işleminde DEF rakamdır. E rakamı 5 arttırılırsa çarpma işleminin sonucu nasıl değişir? DEF ile 4'ü çarpmış ve çarpım verilmemiş. Bu durumda DEF'yi sırayla teker teker bulamayız. Peki ne yapacağız? 5 arttırılırsa demiş. Artırıldığı için tabii ki çarpım da artmış olacak. Azalma yok. Önce bunu bulduk. Daha sonra E rakamı artırıldığı için E'nin olduğu basamağa bakıyoruz. Hangi basamak? E onlar basamağında. 5 arttırıldığı için onlar basamağında 10 ile 5'i çarpıyoruz. 50 artar. Ama ne 50 artar? DEF sayısı 50 artar. Daha çarpım sonucunun kaç artacağını bulmadık. DEF sayısı 50 arttı. Daha sonra Artan bu 50'yi 4 ile çarpmamız gerekiyor. 50 ile 4'ü kısa yoldan çarpıyorum. 20, 0 ekledim. Çarpım sonucu 200 artacak. Bakın önce hangi basamakta olduğunu bulduk. Onlar basamağı 10 ile 5'i çarptık. 50 arttığını bulduk. Ama DEF'nin 50 arttığını bulduk. Daha sonra Çarpma işlemimizi yapmamız gerekiyor. Artan 50'yi 4 ile çarptık, 200 artar. Sevgili çocuklar bu soru sizler için. Cevaplarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.